Herkese merhabalar. Ofiste Diyalog serisinin 9. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz bilişim sektörü. Konuğum Ecem. Bilişim sektörü diğer bugüne kadar yaptığımız webinarlara nazaran daha hizmetin öne çıktığı bir sektör. Yani diğer webinarlarımızda stoğun, üretimin hatta satışın öne çıktığı konuları konuşmuştuk ama bugün hizmet tarafının daha yoğun olduğu bir sektörü konuşuyor olacağız. Ecem, hoş geldin. Merhaba Yiğit, hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, umarım sen de iyisindir. Ben deyim, teşekkür ederim. İstersen izleyicilerimiz için kendini tanıtarak başla. Tabii, Ecem Narlı ben. DİA yazılımda proje uzmanı olarak çalışmaktayım. Bilişim sektörde dahil olmak üzere diğer birçok sektörlerde proje uzmanı olarak destek vermekteyim. Bugün de burada bilişim sektörüyle ilgili soruları cevaplayacağız. Peki, istersen ilk olarak bilişim sektörünün genel bir tanımını yapalım. Alt kollarını ayıralım. O şekilde ilerleyelim. Şöyle, bilişim sektörü kendi içerisinde aslında faaliyetlerine göre donanım, yazılım ve ağ gibi hizmetlere ayrılan bir sektör. Bizlerin de dahil olduğu ERP yazılım firmaları aslında bu sektörün içerisinde diyebiliriz. DİA yazılım olarak biz hem bu sektörün içerisindeyiz hem de kendimizin üretmiş olduğu yazılım çözümlerini sunmakta ve bu çözümleri de karşı tarafa ulaştırmaktayız. Peki, şimdi bilişim sektörünün ERP alanındaki ihtiyaçları nelerdir? Şöyle, bilişim sektörü teknolojinin içerisinde olan bir sektör olduğu için aslında ERP programlarında en yoğun kullanılan sektörlerden birisi diyebiliriz burada. En birinci ihtiyaç diğer tüm sektörlerde de olduğu gibi stok takibi diyebiliriz burada. Ve bu stok takibinin ilgili aşamaları var. Sonrasında hizmet gelir burada ihtiyaç olarak. Çeşitli konularda hizmet sunmak ve bu hizmetlerin planlanması, takip edilmesi, raporlanması gibi önemli unsurları bulunmakta. Yine bu da ilgili ihtiyaçlardandır. Aslında tüm bu ihtiyaçları toparlayacak olursak stok ve hizmetlerin takibi ve buna bağlı olarak da tüm ilişkili operasyonların yönetilmesi diyebiliriz. Aslında çok fazla ihtiyaç var. Peki biz Evet. DİA olarak bu ihtiyaçların tümünü karşılayabiliyor muyuz? Ya da şu şekilde sorayım, DİA bilişim sektörüne hangi çözümleri sunuyor? Şöyle, aslında biz DİA yazılım olarak kendi üretmiş olduğumuz yazılım çözümlerini tüm yapımızda ve kurumsal yapımızda kullanıyoruz. Sektörün içerisinde olduğumuz için de aslında sektörü çok rahat gözlemliyoruz ve bu yüzden de sektörün ihtiyaçlarına karşı baştan uca bir çözüm sunabiliyoruz. Bu sektörün içerisinde olduğumuz için ve birçok şeyi deneyimlediğimiz için. Bunu örneklendirecek olursak, bizim gibi hizmet veren bir işletmeyi baz alacak olursak, burada teklif sürecinden itibaren takip edilmesi gereken bir süreç var. Bu hizmetleri karşı tarafa ulaştırırken ki tüm süreçleri yönetmek için bir CRM kurulur. Yani genel olarak bu hizmet açısından bakacak olursak satış öncesi ve sonrası takip diyebiliriz. Sonralıklı olarak da diğer yazılımda karşılayan, hani bu süreci karşılayan çözümlerimiz stoklar üzerine. Stoklar aslında yurt dışından sipariş ile başlayan bir süreç ve ürünlerin işletmeye ulaşması, sonrasında işletmeye ulaşan ürünlerin müşteriye ulaşmasına kadar giden bir süreci kapsıyor. Ve sonrasında da hem hizmet olarak hem de stok olarak tüm bu faaliyetlerin yönetilmesi, maliyetlendirilmesi, belgelendirilmesi, muhasebeleştirilmesi ve raporlanması gibi süreçlerde de diğer yazılım olarak farklı çözümler sunmaktayız. Peki, şimdi bilişim sektöründen bir işletmeyi ele alalım. Bu işletme ERP yazılımı seçerken nelere dikkat etmeli? Oradan devam edelim. Tabii. Şöyle, bence öncelik olarak hani teknolojiden bahsediyoruz. Bilişim sektörünün teknolojiyle iç içe olmasından bahsediyoruz. Bu yüzden bulut tabanlı bir yazılım seçmeleri bence birincil öncelik olarak Evet. alabiliriz. Sonrasında bildiğin gibi artık Z kuşağı da iş hayatının içine atılmaya Evet. başladı ve biraz daha sabırsız ve daha aceleci bir kuşak geliyor. Bu yüzden de işletme ilgili ERP yazılımını seçerken daha modern ve teknolojik, daha kolay böyle kurgulanabilir, tasarlanabilir ve zaman tasarrufu sağlayan yazılımları da odak noktası olarak alabilir. Sonrasında ise işletmelerin kendilerine özgü ihtiyaçları burada beliriyor. Yani sadece ürünü değil, aslında ürünün satış sonrası destek hizmetleri alabileceği bir firmayı da araştırmalılar ve bununla ilgili düzenli destek alabilecekleri firmaları da tercih etmeliler diye düşünüyorum. Peki. Şimdi az önce sen bilişim sektörüne şöyle bir genel giriş yaptığında alt kollarına da ayırmıştın. İstersen alt kollardan birisi olan donanım tarafıyla devam edelim. Donanım tarafında ne gibi ihtiyaçlar var, ne gibi çözümler var? Donanım tarafı şöyle, şimdi bilişim sektörü işletmeleri için ithalat öne çıkan en birinci konulardan diyebiliriz. Çünkü bizler işte Çin, Rusya, Almanya gibi ülkelerden bilişim ürünleri veya işte yardımcı donanım ürünleri ithalatı yüksek olan bir ülkeyiz. Bu yüzden de öncelik bir ithalat. Burada ithalatçı bir bilişim firması için de en önce gelen şey bu sürecin takibidir.
Sonrasında yurt içine gelen bu ürünlerin işlenmesi ya da direkt olarak satılmasından da bahsedebiliriz. Yani üstüne ek bir şey eklenebilir, ek bir yazılım eklenebilir, farklı bir durum olabilir. Bunun satılmasından da bahsedebiliriz. Burada yine ERP alanında öne çıkan çözümler sunuyor. Aslında özetleyecek olursak donanım tarafında satın alma ve satış öne çıkan en birinci konulardan. Bu süreci detaylandırmak istersek eğer serili takibin yapılması, depo raf yerinin takibinin yapılması, satış sonrası arıza, bakım, onarım, işte sonrasında kar zarar raporu gibi temel çözümler sunabiliyoruz aslında burada ERP yazılımları olarak. Bir diğer alt kolda yazılım tarafı. Hatta yazılım tarafını web veya danışmanlık olarak da ele alabiliriz. Peki yazılım tarafında ne gibi çözümler sunuluyor? Aslında yazılım tarafı işte bu web, danışmanlık, bu alanların ana gelir kalemi hizmet. Evet, hizmet. Ve sunulan her bir hizmeti de biz bir proje olarak değerlendirebiliriz bu alanda. Bu projelerde de proje bazlı gelir giderler, işte temel ihtiyaç olan finansal yönetim araçları ve buna bağlı iş zekası raporlamaları da öncelikli bir alan oluyor. Hatta bazı operasyonlar yürütülürken departmanlar arası bilgilendirme akışı ile hizmetin sorunsuz ulaştırılması ve sürekliliğinin takip edilmesi de aslında ERP yazılımları olarak öne çıkan çözümlerden biri diyebiliriz bu alanda. Peki şimdi istersen bilişim sektöründen bir işletmeyi ele alalım ve bu işletmenin sunmuş olduğu ürün veya hizmetin A'dan Z'ye yolculuğunu konuşalım. Ve buradaki sorun da şu aslında, bu A'dan Z'ye yolculukta ERP programları ne gibi çözümler, katkılar sağlar? O zaman örneklendirerek ilerleyelim bu konuda. Yurt dışından donanım ithal eden bir firma varsayalım ve sonrasında da kendi geliştirdiği bir yazılım var. Bunu da üstüne ilave ederek bunun satışını yapan, karşı tarafa ulaştıran bir firma baz alalım. Şimdi burada en başta öncelik gelen konu daha önce de bahsettiğimiz gibi ithalat ve bu ithalat operasyonlarını takip etmek. Bu ithalat operasyonlarını takip ettikten sonra konuyu daha da detaylandıracak, aşağılara inecek olursak ürünün gerçek maliyeti bulunur. Bu ürünün gerçek maliyeti bulunduktan sonra üzerine bir kar eklenerek bunun satışı yapılmak istenebilir. Bu satış operasyonlarını yaparken de ürünün işte mağaza fiyatı olabilir, toptan satış fiyatı olabilir, perakende satış fiyatı olabilir. Hatta şu an e-ticaret bildiğin gibi oldukça hayatımızın içerisinde bir alan. A'dan Z'ye bütün her şeyi e-ticaret alanında artık satılmakta. Bu yüzden bir e-ticaret fiyatı da belirlenebilir. ERP yazılımları bu alanda ne yapıyor? Bu ilgili fiyat listelerini oluşturuyor ve daha sonrasında bu fiyat listelerinin aslında yönetimini yapıyor. ERP yazılımları burada aslında öncelikli olarak bu fiyat listesi yönetimleri olarak devreye giriyor. Şimdi e-ticaretten bahsettin. Orayı biraz daha detaylandırabilir misin? Tabii ki şöyle, eğer bir bilişim işletmesi isterse ERP yazılımlarına entegre olarak bir e-ticaret sitesi kurabilir. Ya da e-ticaret sitesi önceden vardır, ERP yazılımı önceden vardır. Bunu da entegre edebilir, burada bir öncelik yok. Ve sonrasında bu entegre sayesinde de stokların web siteleri üzerinden satışını gerçekleştirebilir. Burada stokları web sitesi üzerinden satışını gerçekleştirdikçe ERP yazılımına entegre olduğu için de anlık olarak stoklar yazılımından da düşmüş olur web sitesinden satışı gerçekleştirildikçe. Sonrasında e-ticaret ve ERP neler yapar? Web sitelerinden alacakları bu siparişlerin ve tahsilatların da takibini anlık olarak yapılabilir. Daha sonrasında işte mağaza, web, artık hangi pazar yeri de olabilir, hangi yöntemle satış yapılacaksa eğer. Burada e-fatura, e-arşiv, e-irsaliye gibi belgelerin düzenlenip yollanmasını, karşı tarafa yönlendirilmesini sağlayabilir. Sonrasında ise hani genel olarak bir toparlamak gerekirse tüm bu kayıtların resmi hesaplara dahil edilmesinden bilançoya kadar olan bir süreç var ve ERP yazılımları burada da yine ilgili çözümler sunmakta. Aslında oldukça yoğun bir süreçten bahsediyorsun. Peki ERP programları bu yoğun sürece başka ne gibi katkılar sağlayabilir? Şöyle, yoğun bir süreç ama aslında bunun önceliği çok ciddi bir operasyonel süreç olarak tanımlayabiliriz. Burada operasyonel bir süreçten bahsediyoruz çünkü. Şimdi satılan malın veya hizmetin fark etmiyor. Müşteriye ulaştırılana kadar birçok süreci oluyor ve bu her işletme bazında değişiklik gösterebiliyor. ERP yazılımları aslında bu işletme bazında değişiklik gösterdiği için yani işletme bazında farklı çözümler de sunabiliyor diyebiliriz. Bu süreçte olan veya olabilecek bu her türlü iletişimi kaydetmek için bir CRM altyapısı kurulabilir burada. Ve böylelikle kişilerden bağımsız kurumsal bir hafıza kurulur. Ve bu kurumsal hafıza sayesinde de ERP yazılımlarının katkı sağladığı kurumsal hafıza sayesinde de aslında en az hata payıyla ilerleme sağlanabilmekte. Peki şimdi CRM altyapısı da kurulabilir dedin. O da tamam. Evet.
geriye satış sonrası destek süreci kalıyor aslında. Hı-hı. Bu süreçte ERP programları ne gibi katkı sağlayabilir? Yani satış sonrası destekte artık ne olabilir? Müşteriye ulaşan donanım şikayetlerinin toplanması, işte belirlenen bu işlem önceliklerine göre işlem öncelikleri yine işletme bazlı belirlenir. Süreçlerin tanımlanması, tanımlanan süreçlerin yönetilmesi için bir servis hizmet yönetimi altyapısı kurulabilir. Sonrasında ne yapılabilir bu servis hizmet yönetimi ile birlikte? Seri takibi ile garanti takibine alınabilir. Burada donanım üzerinde yapılacak bir onarım veya ek parça değişimi gibi bir işlem varsa bunların müşteriye e-mail veya SMS yoluyla bilgilendirilmesi yapılabilir. Sonrasında tüm yapılan bu işlemlerle ilgili bir masraf varsa faturalandırılması yapabilir ve en nihayetinde donanımın tekrar müşteriye teslim süreçlerinin yönetimi yapılabilir. Yine genel olarak bir toparlamak gerekirse aslında bu aşamayı, tüm bu işlemlerin işte raporlandırılması, kar zarar raporlarının yapılması gibi işlemler yapılabilir ve ERP burada ilgili işlemler için büyük ölçüde çözümler sunabilir. Anladığım kadarıyla ERP programları her anlamda katkı sağlıyor. Diyebiliriz aslında, evet, genel bir süreç yönetimi açısından özellikle bu katkıyı sağlıyor. Ama burada bence asıl önemli olan şey, doğru konumlandırılmış ve kurgulanmış bir ERP projesi ile ilerlemek. Okay. Çünkü doğru bir konumlandırma ve kurgulanma olursa, burada yani en baştaki süreçten bahsediyoruz. Buraya ne girebilir? Yani stoklarınızın tanıtımı, yani geri ERP programına ve bunu tanıtırken ki hani isimleri bile bu doğru kurguya giriyor aslında. Bu sayede ne olur? Müşteri memnuniyeti, müşteri sadakati ve satışların arttırılması gibi birçok faydaya erişilebiliyor burada. Biraz daha detaylandıracak olursak, bilişim sektörünün aslında teknolojiyi yakından takip etmesi gereken bir sektör olduğundan bahsettik. Burada hani gerek ERP, gerek ERP destekleyecek diğer araçlara ihtiyaç duyarlar. Bunu örneklendirecek olursak, işte mobil yazılım ihtiyaçlarında son teknoloji ve güncel ürün bulundurmak zorundalar ki hani geride kalmasınlar, onlar da ayak uydurabilsin, ilerleyebilsin. Bu şekilde ürün hizmeti alacak müşterilerin de beklentilerini karşılıyorlar ve burada bu sefer devreye ne giriyor? Dijitalleşme giriyor aslında. Bu dijitalleşmeyi de hani örneklendirecek olursak, bir bilgisayar satışı yapan bir mağazaya hani sen de girdiğinde, ben de girdiğimde, evet, bir barkodla bir ekran üzerinden ilgili bilgisayarın tüm özelliklerini görmek var. Hı. Bir de satış elemanının işte yanımıza gelip bize bilgisayarla ilgili özellikleri anlatması var. Şimdi biz bile aslında şahsi olarak orada barkodla okuttuğumuz zaman aslında o işletmeye güvenimiz bir tık daha fazlalaşır, evet, ve hani eğer arada çok ciddi farklar yoksa biz o işletmeye yöneliriz. Burada ne devreye giriyor? Yine dediğimiz gibi dijitalleşme aslında bunun temelini oluşturuyor. Bu tek bir yönden de değil aslında bu dijitalleşme. Farklı yönleri de var. Arka planda yürütülecek işlemler var. Bunlar da aslında dijitalleşme diyebiliriz. İşte e-mutabakat, e-banka tahsilatı sistemleri gibi işlemlerin de aynı şekilde eş zamanlı olarak dijitalleşmesi gerekiyor. Yani yine hani müşteri bazlı bakarsak bu olaya ve hani işletmeye sağladığı işte müşteri faydası olarak bakarsak, bir e-ticaret sitesinden ürün aldık diyelim. Aldığımız ürünün faturasının bize mail yoluyla mı gelmesi bizi daha mutlu eder ve karşı tarafa güven sağlar, yoksa kağıt matbu bir faturayla mı gelmesi? Tabii ki mail olarak gelmesi bizi daha güvende tutar. Bu yüzden ERP yazılımları gene bu dijitalleşme alanında aslında büyük çözümler sunmakta ve hizmet vermekte diyebiliriz. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bunun cevabın için yorduk seni biraz. Şimdi aslında biraz daha ortam yumuşasın diye diğer tüm webinarlarda sorduğum, hı hı, bir soru var. Senin de bildiğin üzere biz diye yazılım olarak bulut altyapısıyla hizmet veriyoruz. Evet. Peki bulut bilişimin, yani bulut altyapısının bilişim sektörüne sağlamış olduğu faydalar nelerdir? Şöyle, hani webinar boyunca aslında bahsettik. Bilişim şirketlerinin teknolojiyi yakından takip etmek zorunda olduklarından, ilerlemeleri için, müşteri faydaları için, satışlarının artışı için. Bulut bu konuda aslında teknolojinin geldiği en son noktada diyebiliriz, şahsi kanaatim burada. Bunun faydaları nedir? Öncelikle bize bir alan tasarrufu sağlıyor. Bu alan tasarrufu hem soft ortamda oluyor aslında, hem de fiziki ortamda oluyor. Nasıl bir alan tasarrufu bu? Yine hani örneklendirecek olursak serverları düşünelim. İşte koca koca serverlar vardı, bir odayı kaplıyor vesaire. Evet. Burada büyük bir alan tasarrufu. Sonrasında server üzerinde bir hata meydana geldiği zaman veya herhangi bir şey olduğu zaman
işlemler günleri alabiliyor, hani tüm gün kesilebiliyor veya çok şubeli bir işletmeyseniz tüm şubelerinizde işlemler gidebiliyor vesaire, çok büyük handikaplara yol açıyor. Hatta serverların kurulumu bile ciddi bir maliyet. Tabii tabii, hani hem maliyet olarak. Burada alan tasarrufu, hani tek bir yerden bakıyoruz ama düşündüğümüzde birçok alanda bize fayda sağlıyor ve altyapı sorunlarını da aslında bir nevi ortadan kaldırmış oluyoruz. Sonrasında bulut olarak baktığımızda verilerimizin güvenliği devreye giriyor. Verilerimizin güvenliği sağlanıyor bulutta. Çünkü burada birçok denetimden geçiliyor aslında, hani bulut yapısında ve ilgili denetimlerin sürekliliği de olduğu için aslında bu artı bir güvenlik demek ve hani veriler aslında tek bir yerde değil, hani yedeğin yedeği var mantığında ilerlenen bir sistem var diyebiliriz burada. Bu yüzden de bize bir güvenlik veriyor ki hani bu kişisel hayatımızda da böyledir. İşte fotoğraflarımızı bilgisayara veya hard diske yedeklemek mi, yoksa işte bulut, hani iCloud vesaire, hani o şekilde oraya yedeklemek mi daha güven veriyor? Tabii ki bulut hani daha bize güven veriyor. Aynı şekilde işletmeler için de bu geçerli. Ve aslında benim en sevdiğim yanı bulut tabanının kişisel olarak bilgiye ulaşma özgürlüğü veriyor ve bu bilgiye ulaşma özgürlüğü aslında her alanı kapsıyor. Mesela salgın sonrası artık hayatımıza hibrit veya işte home office bir çalışma şekli girdi. Bu bilgiye ulaşma özgürlüğü bu çalışma şeklini daha kolay alışılabilir, daha rahat adapte olunabilir hale getiriyor. Ve bu şekilde de bir özgürlük sağlıyor. Yani aslında bulutu totalde özetleyecek olursak bize büyük bir alanda özgürlük sağlıyor diyebiliriz. Peki. Son sorum biraz daha eğlenceli bir soru. Hı hı. Şimdi senin de bildiğin üzere bilişim sektörü biraz daha farklı bir sektör. Hı hı. Kendi içerisinde sürekli gelişen ve değişen bir sektör. Evet. Dolayısıyla bugünün ihtiyacı olan bir konu yarın ihtiyaç dışı hale gelebiliyor ya da tam tersi de olabiliyor. Hı hı. Sorum şu, sence gelecekte ERP programları hangi ihtiyaçlara hangi çözümleri sunuyor olacak? Şöyle, bunu aslında tahmin etmek bence çok güç. Çünkü hani dünün hayali bugünün gerçeği olmuş durumda teknoloji anlamında ve özellikle hani bilişim sektörü anlamında. O yüzden bunu hayal etmek güç. Sadece şöyle bir temenni olabilir, hani temennim olabilir. İnsan gücünü en aza indirerek, evet, sektör de fark etmeksizin. Çünkü şimdi düşündüğümüzde mesela yapay zeka robotlar var ve bunlar ameliyat yapıyor. Bu başka bir sektör. Sonra başka bir sektöre gidiyoruz. Depo yönetimi yapan yine yapay zeka robotlar var aynı şekilde. O yüzden hani toparlayacak olursak, sektör gözetmeksizin insan gücünü en aza indirerek ve hata payını en aza indiren çözümler sunması diyebilirim. Bunun dışında çok kişisel bir temennim olabilir. Daha doğa dostu çözümler ve bu çözümlerle birlikte ilerlenmesi diyebilirim. Mesela günümüzde şu an karbon ayak izi azalımı ile ilgili hani ciddi çalışmalar var. Çalışmalar yapılmakta. Hani ERP yazılımlarının da veya bilişim sektörünün de bu alanlara daha fazla destek vererek ilerlemesi benim kendi kişisel hani temennim diyebilirim. Sadece ERP değil, iş dünyasının her alanında karbon ayak izinin azaltılmasını hepimiz isteriz, evet, destekleriz. Kesinlikle katılıyorum. Katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Böyle dolu dolu bir program oldu, yoğun oldu. Evet. Tekrar sağ ol. İzleyen herkese de çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki webinarımızı kaçırmak istemiyorsanız kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki webinarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.